Çocuklar 5. ünitedeyiz. 5. ünitemiz internet ünitesi. Hepimizin hayatının vazgeçilmezi internet Oğuz hocam. Yani olmazsa olmazlarımızdan. Hem birçok şeyi internet üzerinden halledebiliyoruz artık günlük yaşantımızda. Şu anki süreçte bile dışarı çıkamadığımız dönemlerde birçok şeyimizi internet aracılığıyla halledebiliyoruz. Yani evdeyiz, internetsiz yapamıyoruz. Kendimizi internet ağına bağlamış durumdayız. Çocuklar 5. ünitenin genel içeriğinden bahsetmek gerekirse 5. ünite internet kullanımı, internet güvenliği ve internet bağımlılığı hakkında olacak. Kurallardan bahsedeceğiz. Güvenlik, özellikle Milli Eğitim'in bize vurguladığı burada çocuklar, güvenlik, internet güvenliği, internet kullanımı, biliyorsunuz birçok sıkıntıları siz de görüyorsunuz. İnternetle alakalı, özellikle sosyal medya ile alakalı sıkıntıları maalesef yaşıyoruz, karşılaşıyoruz. Bunları uyarılarını derste size defalarca yaptım. Bugün bu sorunlarla karşılaşmamak adına internetimizi daha güvenli kullanmak adına bir takım bir şeyler burada öğreneceğiz inşallah. Ben şimdi yine sol tarafa belli başlı bazı kelimeleri yazdım çocuklar. Sağ tarafta ise karşılaşacağımız kalıplarımız mevcut. Şimdi ilk kelimemiz account, hesap kelimesi arkadaşlar. Özellikle sosyal medyada hesap açacağımız zaman orada mesela bize İngilizce yazabiliyor bazen. Do you have an account? Bir hesabın var mı? Diye. Banka hesabı olarak da account'u kullanabilirsiniz. Bir diğer kelimemiz attachment. Ek dosya. Çocuklar, ek dosya dediğimiz ifade şu. Hepiniz WhatsApp kullanıyorsunuz. WhatsApp'ın kenarında böyle bir ataç işareti var. Oraya tıkladığımız zaman biz karşıdaki kişiye fotoğraf gönderebiliyoruz, işte video gönderebiliyoruz, farklı ifadeler gönderebiliyoruz. İşte o ek dosya, yani yazının dışında gönderilen dosyanın adı attachment olarak geçiyor. Attach'tan geliyor zaten. Web browser, tarayıcı. Nedir tarayıcı çocuklar? Hepiniz cep telefonu kullanıyorsunuz, bilgisayar kullanıyorsunuz. Oradaki Google Chrome bir web browser'dır. Yani tarayıcıdır. Ne bu? Ne işe yarar? Bizim internete bağlamamıza yarar. Ona bastığımız zaman karşımıza bir internet sayfası çıkar. Oradan istediğimiz sitelere girebiliriz. İşte o kullandığımız programın adı web browser. Tarayıcı. İnternet tarayıcısı olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Comment, yorum. Sosyal medyada işte fotoğraflarımızın altına, videolarımızın altına yaptığımız yorumlar, hatta İngilizce kullandığımızda mesela bir sosyal medya hesabını, orada yorum kısmına leave a comment yazar, bir yorum bırak diye. Diğer kelimemiz confirm, onaylamak. Özellikle oyunlarda karşınıza muhakkak çıkmıştı böyle confirm, hatta bir tik işareti vardır. Confirm, onaylamak, bir nevi kabul etmek de diyebiliriz. İki önemli ifade download ve upload. Çocuklar, download indirmek. Yani indirmek derken neyi kastediyoruz? Örneğin YouTube'daki bir videoyu ya da herhangi bir fotoğrafı ya da herhangi bir oyunu bilgisayarımıza ya da telefonumuza indirmek. Bunun adı download. Oradaki dosyaları bilgisayarımıza kaydetmenin adı download. Peki upload ne? Upload ise bilgisayarımızda var olan, telefonumuzda var olan, tabletimizde var olan herhangi bir dosyayı internet ortamına göndermenin adı upload. Mesela Instagram'da, Twitter'da ya da Facebook'ta oraya bir fotoğraf yüklemeniz, bir video yüklemenizin adı upload çocuklar. Login ve logout. Oturum açmak ve oturum kapatmak. Out kelimesinden ya da in kelimesinden. Bazen onla da kullanılabilir arkadaşlar. Oturum açmak ve oturum kapatmak. İki önemli ifade. Delete, silmek. Klavyelerimizin üzerinde var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Reply, yanıtlamak arkadaşlar. Yanıt vermek. Özellikle maillerde çok kullanılır. Orada reply ifadesi olarak karşınıza çıkabilir. Reply ile karşılaştırmayın. O replay tekrar demek arkadaşlar. YouTube kullanan öğrencilerim özellikle bilirler. Subscribe, abone olmak. Bu videoları da okulumuzun ve ben kendi YouTube kanalımda yayınlayacağım. Oraya gelip bana abone olursanız sevinirim. Hani bu yeni video fenomenleri. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorlar ya.
Çocuklar siz de benim kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayalım, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Social networking site, sosyal ağ. Arkadaşlar bu kullandığımız sosyal medyanın İngilizce karşılığı social networking site diye geçiyor. Search, aramak, araştırma yapmak. Research olarak da karşınıza çıkabilir. İkisi de aynı çocuklar. Ve search engine, arama motoru. Çocuklar Google'ı biliyorsunuz hepiniz. İşte o bir search engine, yani arama motoru. Ne işe yarar? Öğrenmek istediğimiz bir bilgiyi oraya yazıyoruz ve karşımıza bir sürü böyle ifadeler çıkıyor. Bu işte search engine, yani arama motoru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4 tane internetli ifade var. Internet addiction, internet safety. Ben buraya yazmayı unutmuşum. Internet usage, internet rules. İnternet bağımlısı, addiction bu ünitenin en önemli kelimelerinden çocuklar. İnternet bağımlısı demek. İnternet safety, internet güvenliği. İnternet usage, internet kullanımı. Çocuklar şu kelime bilhassa bu üniteyle alakalı gelebilecek bir grafik sorusunda geçebilir. Usage kelimesi. Birazdan bahsedeceğim nasıl soru geleceğini. İnternet rules da internet kuralları. Register, kayıt olmak. İşte bir herhangi bir siteye, herhangi bir blog sitesine kayıt olmak. Access. Access kelimesi devamında %90 internetle kullanılır. Access de internet. Unutmayın bunu. İnternete girmek, giriş yapmak. Ve software'da yazılım. Telefonlarda, bilgisayarda da kullandığınız programlar biraz software'dır çocuklar. Yazılım. Son olarak eklemek istediğim kelime ise habit. Alışkanlık. Sıkça soru geliyor. Hocam habit doğa değil miydi, yaşam alanı? O habitat arkadaşlar. Habit farklı bir kelime. Alışkanlık demek. Bunu da böyle not etmiş olalım. Şimdi nasıl sorular gelebilir bize 5. ünite ile alakalı? Ben buraya bazı soru kalıpları yazdım. Çocuklar muhtemeldir ki gençlerin internet kullanım alışkanlıkları ile alakalı bir grafik sorusu gelebilir. İşte bize orada yuvarlak böyle pasta dilimli bir grafik verebilir ya da oranlı bir grafik verebilir. İşte gençlerin %10'u Facebook kullanıyor. %20'si sosyal medyadan işte ne bileyim Instagram kullanıyor. İşte WhatsApp kullanıyor gibi ifadelerle belli başlı yüzdeleri belirttikleri bir pasta dilimi verebilirler. Onun haricinde bir metin verebilirler. O metinle alakalı şu soruları sorabilirler. İşte how do you connect? Nasıl bağlanıyorsun? İnternete bağlantıyı nasıl gerçekleştiriyorsun? Çocuklar bu tarz bir soru gördüğünüzde şıklarda şunu arıyorsunuz. Tablet, telefon, bilgisayar. Niye? Çünkü sen bunlarla bağlanıyorsun internete. Soru bizden bunu istiyor. How do you connect? Nasıl bağlanıyorsun? Aynı şekilde who uses the internet? En çok interneti kim kullanıyor ailende? Ben soruyu yarım bıraktım biraz. Who uses the internet in your family? Ailende interneti kim kullanıyor? Zaten kim diye soruyor sana. Sen yukarıdaki paragraftan interneti en çok kimin kullandığına bakacaksın. Genelde saat verirler. Ona göre bir durum belirleyeceksin. Geçen denememizde çıkmıştı. Zorlanmışsınız bu soruyu yaparken. Aslında çok sık çıkmıyor bu ifade ama ben yine de yazdım. For what purpose? Ne amaçla? Ne için? Yani bizden interneti ne için kullandığımızı söylüyor. Oğuz hocam sen daha çok interneti ne amaçla kullanıyorsun? Haber bakmak. Haberlere bakmak genelde. YouTube'da kullanıyorsun. Evet, YouTube'a bazı videoları izlemek, bilmediğim şeyleri tekrar öğrenebilmek, unuttuğum şeyleri hatırlamak. Evet, o amaçla kullanıyoruz. Genelde hepimizin kullandığı amaç farklı arkadaşlar. Faydalanıyoruz. For what purpose da bizden bunu istiyor. Nereden bileceğiz? Yukarıdaki paragrafı iyi takip edeceğiz. Bir amaç arayacağız yukarıdaki paragrafta. Oraya odaklanacağız. Sorunun bizden ne istediğini öğrenirsek yukarıdaki paragrafta da bunu rahatça çözebiliriz. How many hours derken kaç saat? Yani işi gücü bırakıp paragrafa odaklanacağız. Paragrafta bir saat arayacağız arkadaşlar. Niye? Çünkü how many hours diyor. Kaç saat kullanıyorsun? Paragrafın her yerini bırakacaksın. Tarama usulü paragrafa bakacaksın. Tek tek paragrafta ne söylediğini çevirmeye çalışırsan o soruyu çözemezsin. Soru ne istiyor senden? Saat istiyor. O zaman soruda saat arayacaksın. Aynı şekilde what do you usually? Genelde ne yapıyorsun? Ne olur bunun cevabı? İşte genelde oyun oynuyorum. Video izliyorum. Haberlere bakıyorum. Farklı bilgiler araştırıyorum gibi şıklara odaklanacaksın burada. Çünkü genelde bizden ne yaptığımızı istiyor. Daha sonra arkadaşlar
Alt kısma şöyle bir bölüm açtım ben. Burada internet güvenliğiyle alakalı bazı maddeler var. Bunlar tabii çokça çoğaltılabilir. Bazılarını size söylemek istiyorum. Don't share your address. Adresini paylaşma. Güvenlik açısından önemli. Biliyorsunuz şu anda internet ortamında yabancılarla asla ama asla iletişime geçmememiz gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızda bilmediğimiz, tanımadığımız insanları eklemememiz gerekiyor. Bunlar çok 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 önemli noktalar. Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini ailelerinizin mutlaka ama mutlaka bilmesi gerekiyor. Bunlar güvenlik açısından çok 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 önemli. Bunları defalarca derste size söyledim. Ignore unknown people. Tanımadığımız insanları görmezden geliyoruz. Ignore görmezden gelmek. Yani onlarla muhatap olmuyoruz. Altını bir kez daha çizelim. Diğer maddemiz keep your password secret. Şimdi tabii ki bu sizin için aslında çok geçerli bir şey değil. Şifreni gizli tut. Yani tabii şu açıdan geçerli değil. Yani ailenin şifreni bilmesi gerekiyor ama ailen dışındaki farklı insanların, yabancıların senin şifrelerini bilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu madde de bu yüzden önemli. Buna dikkat edelim. Don't meet online friends. Online arkadaşlarınla buluşmamalısın diyor. Aslında online arkadaşın hiç olmamalı. Ama buradan kastı şu çocuklar. Örneğin oyun oynuyorsunuz mesela. Diyelim ki internet üzerinden oyun oynuyorsunuz. Oradaki insanlarla ister istemez iletişim kuruyorsunuz, konuşuyorsunuz. İşte sen oyunda işte kaç levelsin, hangi seviyedesin tarzı. İşte bu onun ötesine geçmemeli. O orada kalmalı arkadaşlar. Çünkü bu online sistem oldukça tehlikeli. Biz bunun tehlikesiz kısmı ile ilgilenmeliyiz. Daha sonra use safe websites, güvenli web sitelerini kullanmalıyız arkadaşlar. Çokça virüs içeren siteler olabiliyor ya da sakıncalı siteler olabiliyor. Buralara girmeyeceğiz. Güvenli siteleri kullanacağız. Çocuklar bu üniteyle alakalı son bahsetmek istediğim what do you mean kalıbı benim için çok önemli. Ne demek istiyorsun? What do you mean? Neyi kastediyorsun? Ne zaman kullanıyoruz bunu? Karşıdaki kişi bize bir şeyler anlattı ama biz onun tam olarak ne demek istediğini anlayamadık. Ve diyoruz ki karşıdaki kişiye, What do you mean? Ne demek istiyorsun? Neyi kastediyorsun? O kişi de cümlesine şöyle başlıyor. I mean, demek istiyorum ki, kastettiğim şu diyor ve devamında bize bahsediyor. Tekrardan söylüyor, açıklayarak söylüyor ama. Bir de Do you mean the internet connection? Şimdi yine karşıdaki kişiyle konuşuyoruz. O kişi bir şeyler söyledi ve biz bir kısmını anlayabildik. O kişiye diyoruz ki Do you mean the internet connection? Yani sen internet bağlantısını mı kastettin? Bunu mu demek istedin? Az buçuk anlamışız. Doğrulamak istiyoruz. Karşıdaki kişiye bunu söylüyoruz. O da bize aynı şekilde I mean'le başlayan bir cümle kurarak bunu daha güzel bir şekilde açıklıyor arkadaşlar. Çocuklar 5. ünitemizin sonuna geldik. 5. ünitemiz de bu şekilde. Soru çözümlerine, kelime tekrarlarına muhakkak özen gösteriyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Yine hashtagimiz giriyor. Oğuz hocamın yardımıyla work hard diyoruz. Çok çalışıyoruz. Sıradaki hashtagimiz never give up. Asla ama asla pes etmiyoruz çocuklar. Ve Doğan hocanız tabii ki love you. Sizleri seviyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.